Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şebefruz Bölüm 13. Ezra'dan. Önümdeki dosyalara sinirle bakıp derin bir nefes verirken geriye yaslandım. Bazen gerçekten başarılı iş adamı tarafından çok belalı mafya tarafımı daha çok seviyordum. Hiç olmazsa mafyacılık oynarken sinir olup strese girmiyordum. Vurup kırınca hesabını sorabilecek kimse yoktu. Yüzümü sıvazlarken keşke şu kapı açılsa da Şebefruz'um içeri girse diye düşünürken telefon çalmıştı. Arayanın şu an en ihtiyacım olan kişi olduğunu görünce gülümseyerek telefonu açtım. Alo? Alo Ezra Bey, eve silahlı saldırı yapıldı. Hemen buraya gel. Eda'nın telaşlı sesi bir anda kesilip büyük bir gürültü doldu kulağıma. Alo Eda, orada mısınız? Haykırışlarıma sadece telefondan gelen dıt dıt sesleri yanıt vermişti. Hay ben böyle işin. Telefonu cebime atıp koşarak odamdan çıktım. Asansörün gelmesini beklemeden merdivenlere yöneldim. Herkesin tuhaf bakışları altında şirketten çıktım. Ayhan nefes nefese yanıma gelirken konuşmasına fırsat vermeden bağırdım. Biliyorum, biliyorum. Arabayı getirin çabuk. Araba hazır. Hızla arabaya binip kazı sonuna kadar kökledim. Ayhan eve takviye korumalarının gönderilmesi için telefonda birilerine bağırıyordu. Fakat şu an benim tek düşündüğüm Hira'ydı. Eğer ona bir şey olursa andım olsun ki İstanbul'u yakardım. O hayatıma girdikten sonra olabildiğince uzak kalmaya çalışmıştım bu işlerden. Ama eğer onun tek bir saç teline zarar gelirse o zaman her şey karanlığa gömülürdü. Yarım saatlik yolu 10 dakikaya indirmeyi başarmış, son gazlı arabayı evin bahçesine sokmuştum. Arabadan inip eve koşarken onu gördüm. Karanlığımın ışığı, güneşim yere çökmüş, öylece yere bakıyordu. Dudağının kenarından akan kanı görmemle kanın beynime sıçradığını, gözlerimden nefretin aktığını hissedebiliyordum. Fakat şimdi bu hislere daha ağır basan bir his vardı ki, o da korku ve rahatlamaydı. Korkuyordum çünkü büyük bir şoka girmişti. Rahatlamıştım çünkü şu an karşımdaydı. Büyük bir hasar almadan karşımdaydı. Hızlı adımlarla yanına gidip yere çöktüm. Zayıf bedenini kollarım arasına aldığımda tepki vermemişti. Su getirin. Bağırışımla korumalar telaşlanıp hareketlendiler. Fakat kollarımdaki kadın halen tepkisizdi. Geri çekilip kollarından tutarak bedenini hafifçe sarstım. Hira, kendine gel. Bak karşındayım. İyisin. Bakışları yerden kalkmazken sarsmalarım bile etkisiz kalmıştı. Ellerimi yüzüne çıkarıp avuçladım. Gözlerini gözlerime bakmaya zorlayarak bana odaklanmasını sağlamaya çalıştım. Fakat bakışlar o kadar boştu ki korkumu körüklemeye yetmişti. Hira, benim Ezra. Gözlerime uzun bir süre baktı. Daha sonra alt dudağı usulca titredi. Kaşları çatıldı. Gözleri dolup irisleri titredi. Götürdüler. Sesi o kadar kısıktı ki bu kadar yakın olmasak kesinlikle duyamazdım. Söylediğine kaşlarımı çattım. Kimi götürdüler? Sorumu duymazlıktan gelip aklına bir şey yeni gelmişçesine hızla etrafa bakındı. Gitti. Götürdüler. Bir şey yapamadım. Sesi artık daha güçlü ve yüksek çıkıyordu. Fakat ben daha ne olduğunu, neyden bahsettiğini anlamamıştım. Oturduğu yerden sarkakça kalktı. Şokun etkisini üzerinden atlatmış, bu sefer de panik atak geçirir gibi titremeye ve sağa sola bakınmaya başlamıştı. Kollarını yakaladığımda çırpınıp kollarımdan çıkmaya çalıştı. Bırak! Benim yüzümden! Benim yüzümden! Boğazı parçalanırcasına bağırmış, tüm bahçeyi inletmişti. Hızla Ayhan'a bakılmaya başladığımda evden koşar adımlarla çıkıp yanıma geldi. Sinirim ve öfkem damarlarımı yakıyordu. Burada ne olup bittiyse öğrenmem gerekti. Ezra, Eda'yı kaçırmış şerefsizler. Kaşlarım anında çatılırken olanları anlamaya çalışıyordum. Eda ne alakaydı ki? Benim yüzümden götürdüler onu. Bir şey yapamadım, durduramadım. Hira yeni bir şoka girerken kendi kendine fısıldayıp ağlamaya başlamıştı. Hızla kucağıma alıp eve doğru yürümeye başladım. Ayhan çabuk doktor çağır.
Eve girdiğimde tüm hizmetlerin salonda ağlaştıklarını gördüm. Hira ile ilgilendikten sonra onlarla konuşmaya karar verip odama çıktım. Hira yatağıma yatırdıktan sonra yanına oturdum. Hira sakin ol, yanındayım, güvendesin. Şimdi bana olanları anlat. Hadi sevgilim, hadi şebef kuzum. Boş boş karşı duvara bakıyordu. Dudakları titrediğinde yine ağlayacağını düşünürken birlikte odamdaydık. Her şey bir anda oldu dedi. O adamlar odaya girdi. Eda beni korumak için kendini ben olarak gösterdi. Götürdüler Ezra. Bir şey yapamadım. Titreyen sesleriyle kelimeleri zorlukla çıkarırken tüm dikkatimi söylediklerine verdim. Hira yerine Eda'yı kaçırmışlardı. Lanet olsun. Sıkıntılı bir nefes verip Hira'nın saçlarını okşadım ama titremesi durmuyordu. Dakikalar sonra odanın kapısı tıklanmadan açılmıştı. Girenin kim olduğuna baktığımda Oktay telaşla yatağa yanaştı. Ardından Ayhan, Sedat ve Kenan girmişti. Hepsi sıkıntılı ve endişeli bir şekilde önce bana daha sonra Hira'ya baktılar. Oktay siyah çantasından önce tansiyon aleti çıkarıp Hira'nın tansiyonunu ölçtü. Daha sonra bir şırınga çıkardığında bileğine yapıştım. Sakinleştirici, merak etme. Biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Bileğini bıraktım. Hira'ya ilacı enjekte ettikten kısa süre sonra Hira uykuya dalmıştı. Üzerini örtüp alnını öptükten sonra herkesle birlikte ben de odadan çıktım. Soluğu salonda aldığımda sinirden gözüm dönmüştü. Bunu yapan şerefsizlere kim olduğumu kanıtlamam gerekiyordu. Ne olduğunu biriniz hemen anlatsın. Fatma abla gözyaşlarını tülbentine silerek bana baktı. Yıllardır evimde çalışırdı. Neyi sevip sevmediğime dair çoğu şeyimi bilirdi. Evin düzenini o sağlardı. Benim ona saygımın sonsuz olduğu gibi onun da bana saygısı sonsuzdu. Oğlum ne olduğunu biz de anlayamadık. Bir anda silah seslerini duyduk. Hepimizi mutfaktan çıkarıp salona getirdiler. Kafamıza silah dayadılar. Birkaç kişi de yukarı kata çıkmıştı. Yukarıda ne olduğunu anlayamadan bağırış sesleri geldi. Ardından adamlar Eda'nın kollarına girmiş Eda'yı götürüyorlardı. Hira Hanım da koşarak peşlerinden gitti. Daha sonra hepsi defolup gittiler. Damarlarımda kan değil, kesinlikle zehir akıyordu şu an. Zira tüm vücudumun yanmasının başka bir açıklaması olamazdı. Beynimde canlanan canice görüntülerle sırıtmadan edemedim. Hızlıca yerimde kalkıp salonun çıkışına ilerlerken peşimden gelen Ayhan'a döndüm. Evin etrafına bulabildiğin ne kadar adam varsa yerleştir. Sedat, sen de suyu ara, gelip Hira ile ilgilensin. Oktay, sen de burada kalıyorsun. Hepsi başıyla beni onayladıktan sonra evden çıktım. Ayhan ve Sedat talimatlarımı yerine getirirken arabalara bindik. Yumruğumu yeniden karşımdaki yüze indirirken saatlerdir dövdüğüm adam sayısını unutmuştum. Ellerimin üzeri ve gömleğim kanlar içinde bile olsa içimdeki kin, nefret ve hırs asla sönmemişti. Patron olacak o it nerede lan? Eda'yı nerede tutuyorlar? Bir yumruk daha indirdiğimde adam bayılmıştı. Ayhan gelip kolumu kavradı. Ezra bırak, öldüreceksin. Gebersin pezevenk. Yerde yatan adama bir tekme savurduğumda Ayhan'ın telefonu çalmıştı. Onu umursamadan yerdeki adamlara tekmelerimi geçirdim. Neredeyse 4 saattir Eda'yı ve bunu yapan şerefsizleri arıyorduk. Emri veren Bahriti'ydi. Dört bir yana saldığım haberler kulağına ulaşmış olmalı ki tabanları yağlamıştı. Ezra, Kenan ile Sedat Eda'nın nerede olduğunu bulmuşlar. Tekmelediğim adamlara son kez baktıktan sonra kafamı sallayarak depodan çıktım. Üzerimdeki ilk 3 düğmesi açık gömleğe bir düğme daha ekledim. Arabaya bindikten sonra hızla Kenan'ın attığı adrese ilerledik. İçimdeki öfke ve nefret kalbimin üzerine karanlık bir sis bulutu gibi çökmüştü. Her ne kadar aklımdaki canilikleri sonlandırmak istesem de bunu başaramıyordum. Yer altında işkencelerimle ünlü biriydim. Her ne kadar Hira'yı yanıma aldıktan sonra kendim olabildiğince bu işlerden uzak tutmaya çalışsam da bu pek mümkün olamamıştı. Araba durduğunda ışık hızıyla indim. İstanbul'un dışına çıktığımızın farkındaydım. Boş bir araziliğin ortasına yapılmış, terk edilmiş bir deponun önündeydik. Kapıda adamlarıyla bekleyen Sedat ve Kenan'a ilerledim hızlı adımlarla. Depoya gireceğim sırada koluma yapışan Kenan'a baktım tüm hiddetimle. Yüzündeki ifadeyi görünce iyi şeyler olmadığını anladım. Ne oldu? Bağırışım esen rüzgarın uğultusuna karışıp kararmaya yüz tutmuş gökyüzüne dağıldı.
Sükunetin esra aldığı çığlıklar dilimizden değil gözlerimizden dökülüyordu. Dillere vurulan kilitler firar edecek zehirli kelimelerin gardiyanlarıydı. Sustum, sustuk. Sadece Kenan'ın gözlerine baktım ve her şeyi o an gördüm. Beynimde çakan şimşeklerin yansımasıydı gözlerime damlayan çaresizlik. Neredeler? Sesim ölümün sessizliği gibi sakin, Azrail'in kurbanına yaklaşması gibi ürkütücüydü. Şerefsizler içeride, dedi Sedat. Kenan'ın dökemediği sözcükler onun da diline dolanıyordu. Eda'yı da adamlarla ayarladığımız bir eve gönderdik. İlgilenmesi için bir doktor ve psikolog da ayarladık. Sedat'ın cümlesi biter bitmez öyle bir hızla depoya dalmıştım ki adamlar sandalyelere bağlanmış biraz da hırpalanmıştı. Tabii benim onları yapacaklarımın yanında bunlar az kalıyordu. Elimdeki silahı çıkarıp Ayhan'a verdim. Onlara kolay bir ölüm yaşatmayacaktım. Bu onlar için hediye olurdu. Hanginiz Eda'ya? Ağzımdan çıkaramıyordum o kelimeyi. Dilime dolanıyordu. Dokundu. Adamlar karşıma tir tir titrerken benim de sinirden ellerim titriyordu. Hanginiz lan? Öyle bir bağırmıştım ki boğazım ağrımıştı. Adamların kafası en sonra sandalyeye bağlı bir şekilde duran adama dönmüştü. Demek o şerefsizdi. Yavaş adımlarla yanına ilerledim. Bedenine bakan adam bellerdi bu şerefsizi. Belki Eda yerine Hira'yı kaçırsalardı ona tecavüz edecekti bu şerefsiz. Benim olana, benim kadınıma dokunacaktı. Fakat Eda da benim çalışanımdı ve benim himayemdeydi. Onu geçtim, sırf bu şerefsizliği yaptığı için bile ona görüp görebileceği en acılı ölümü yaşatacaktım. Doktora söyleyin, ameliyathaneyi hazırlasın. Bana su ve bir tencere bul. Ayhan yapacağım şeyi az çok tahmin eden gibi depodan ayrıldı. Karşımdaki adamlardan biri korkudan altına kaçırmıştı. Çok geçmeden Ayhan küçük bir tüp, su ve tencere getirmişti. Bıçağı istediğimde eldivenle birlikte vermişti. Eldivenleri elime takıp adama doğru ilerledim. Korkuyla bana baktığında yapacağım şeyi anlamış gibiydi. Konuşacakken bir yumrukla susturmuştum. Adamlarıma verdiğim emirle pantolonunu ve donunu indirmişlerdi. Gözlerimdeki acımasızlık beni bile korkutuyordu. Bıçağın düğmesine basıp metalin parlaklığını ortaya serdim. Hiç beklemediği bir anda bıçağı eline sapladım. Adamın çığlığı ve feryatları depoda yankılanıyordu. Bayılmıştı. Şu şerefsiz ayıltın. Adamlarımdan biri dediklerimi yerine getirirken Kenan ve Sedat dayanamamış dışarı çıkmışlardı. 10 dakika sonra şerefsiz uyanmıştı. Dediğim şeyi yerine getiren adam bir de nereden bulduğunu anlamadığım tabağa koymuştu. Adamın önüne gelip çömeldim. Aç ağzını. Adam ağzını mengeni gibi sıkıca kapatmıştı. Adama işaret verdiğimde gelip zorla ağzını açmıştı. Kaşığı adamın ağzına tıkıp ağzını kapattırdım. Şimdi onu çiğneyip yutuyorsun. Adam kafasını iki yana sallarken dehşete düşmüştü. Neden? Kullanması kadar yemesi zevk vermiyor mu? Korumanın belindeki silahı alıp beynine dayadım. Gözleri dehşetle açılırken psikopatça tırıttım. Ben buydum. Gerçek Ezra Erdem, Yeğli Tarık buydu. O zaman beynini dağıtalım ha, ne dersin? Dehşete düşmüş bir şekilde ağzını yavaşça oynattı. Aferin adi herif. Hadi aç bakalım ağzını. Diğer adamlar yüzlerini buruşturarak bu tarafa bakamıyorlardı bile. Ama onlara da sıra gelecekti elbet. Çömeldiğim yerden kalktım. Şimdi size ne yapmalıyım? Sağa sola birkaç adım attıktan sonra gür bir kahkaha attım. Buldum. Ölün ama öyle boş boş değil. Ölünüz bir işe yarasın. Ayhan, doktor hazırsa bunların organlarını alsın. İhtiyacı olan hastaların nakil edilsin. Ama kesinlikle narkoz vermeyin. Hissetsinler o neşterin derinlerinde açtığı yarayı. Bana dehşetle bakan adamlara tüm soğukkanlılığımla gülüp sandalyeye ters bir biçimde oturdum. Vicdanım ve merhametim körleşmişti. İçimden şu karşımdaki itlere affetmeye dair tek bir düşünce dahi belirmiyordu. Kar yağsa içime üşürdü. Bahri'nin yerini bana hangini söyleyecek ve ölmeden önce sevaba girecek dedim alayla. Hadi ama beni uğraştırmayın. Sesim şımarık bir çocuk gibi çıkmıştı. Zaten şımarık bir çocuk olarak büyütülmüştüm. Bir dediğimin ikiletilmesi en nefret ettiğim şeydi. Abi vallahi biz bir şey bilmiyoruz. Bahri Baba bize sadece Ezra Erdem'in nişanlısını alın gelin dedi. Yüzü kan içinde kalan sarışın ama şu an kandan dolayı saçları kızıl olan adam titrekçe konuşmuştu. Sıkıntıyla yerimden kalktım. Gerçekten sıkılmıştım. Beklemeyi sevmezdim ki ben. Tabii söz konusu bazı konular hariç. Hadi bir oyun oynayalım.
Size sorular soracağım ve bilemediğinizde vücudunuzdaki bir uzuvdan vazgeçin. Hadi yine iyisiniz. Hangi uzuvunuzu seçeceğinize siz karar verin. Kahkaha atıp sandalyeye oturdum. Karşımda oturan adamlar korkudan neredeyse bayılacaklardı. Yazık. Madem götünüz 3,5 atacaktı, sonunu bile bile bu işe neden kalkışıyorsunuz abicim? Sonra beni istemediğim şeylere bulaştırıyorsunuz. Kim gönüllü olmak ister? Kimseden ses çıkmayınca dudaklarımı büzdüm. Aa, hadi ama. Ben seçiyorum o zaman. Oo, piti piti, karamalı sepeti. Parmağım tek tek adamların üzerinde gezdirirken tekerlemeyi söylemeyi de ihmal etmiyordum. Sonra da ortadaki esmer adamın üstünde durmuştum. Evet, sen çıktın. Şimdi söyle bakalım. Bahri piçi nerede? Adam sessiz kalırken sıkıntıyla nefes verdim. Bu böyle olmayacaktı. Ne sıkıcı oyun arkadaşları. Ama her oyun kuralına göre oynanır. Kaybettin. Hadi bir uzuvundan vazgeç. Adam hareketsiz kaldı. Korumanın getirdiği testlerin ipini çekip çalışmasını sağladım. Ses depoda yankılanırken kulaklarıma klasik müzik ezgisi gibi geliyor. Kana ve intikama susamış ruhumu dinginleştiriyordu. Sıra kimde? Bir ceset kadar soğuk ses tonum, ölü birinin gözlerinden daha da boş bakan gözlerim ve zihnimde susmak bilmeyen düşüncelerim vardı. Leyli Tarık buydu. Acımasız, vicdansız ve merhametsiz. Yine mi tekerleme? Pekala. Oo, parmağımı adamların üzerinde tekrar çevirmeye başlamıştım ki adamın biri bağırdı. Kaçtı. Yunanistan'a kaçtı. Sonunda dökülmeye başladılar. Alaylı yüz ifadem gitmiş, sert ve katı yüz ifadem yerine geldi. Size bu emri Bahri mi verdi? Adamın dibinde durmuş, saçlarının acıyacağını umursamadan çekerek kafasını arkaya yatırıp bana bakmasını sağladım. Bize emri Bahri verdi ama o da emri başkasından almış. Sağ kolu İdris ile konuşurken duydum. Bunun haricinde bir şey bilmiyorum, yemin ederim. Adamı ittiğimde sandalyeyle birlikte yere düşüp acıyla inlemişti. Ayhan uzattığı su ile önce ellerimi yıkayıp yüzümü ıslattım. Bu şerefsizden organlarını alın, ihtiyaç olan hastaları nakil edin. Baktıkları çocukları veya aileleri varsa onlara da yardım edin. Bir ihtiyaçları varsa karşılansın. Eda'nın yanından doktoru, hemşireyi eksik etmeyin. Tüm eksikleri giderilsin. Ne ihtiyacı varsa karşılansın. Adamlara da haber sal, delik delik Bahri piçini arasınlar. Ama bulduklarında dokunmasınlar. Onun fişini ben çekeceğim. Ezra bu yaptığın yer altında duyulursa ortalık inler ama Hira duyarsa yüzüne öyle bir bakmıştım ki susmak zorunda kalmıştı. Duymayacak, anladın mı? Burada olanların hiçbirini Hira duymayacak. Diğer korumalara hitaben bağırarak söylemiştim. Ayhan uzattığı havlu ile elimi yüzümü silip Ayhan'ın suratına sinirle bakarak geri verdim. Üzerimdeki gömleği düğmelerini kopararak açıp çıkardım. Adamlarımdan birinin uzattığı tişörtü üzerime geçirip depodan çıktım. Hava kararmıştı. Şehir ışıkları olmadığı için gökyüzündeki yıldızlar daha da belirgin hale gelmişti. Derin bir nefesi çektim içime fakat ne sakinleşmemi ne de rahatlamamı sağlamıştı. Omzuma konan ellerin kime ait olduğunu bildiğim için bakma gereği duymadım. Formundan hiçbir şey kaybetmemişsin dostum. Hala aynı acımasız Ezra Erdem'sin. Kenan'ın alay eder gibi sarf ettiği fakat yaptıklarımdan rahatsız olan sesini umursamadım. Onları kendi yöntemlerinle cezalandırmak yerine adalete teslim etseydim bir abi. Ağır adımlarla Sedat'a dönüp boş bakışlarla yüzüne baktım. Adalete teslim etseydim öyle mi? Onlar ne yapacaklardı? 10 yıl hapis verip içeri tıkacaklardı. O şerefsizler de içeride yiyip içip keyiflerini süreceklerdi. Peki ya Eda'dan çaldıkların hesabını? O kıza kim verecek? Yıkılan hayallerini kim toplayacak? Sana bir şey diyeyim mi Sedat? Ben hakkın adaletinden başka bir tek kendi adaletime güvenirim. Bir şey demelerine fırsat vermeden arabama bindim. Böyle şerefsizler beni erkekliğimden iğrendiriyordu. Asla yaptığım şeyleri doğru bulmuyordum. Kendimi hiçbir şekilde haklı çıkaramazdım ama hiç olmazsa Eda'dan çaldıklarının bedelini bir nebze ödetebilmiştim. Kimse kötü olmayı istemezdi. Kimse birini öldürmeyi, can yakmayı istemezdi. Herkes masum doğardı. Fakat hayat öyle bir labirentti ki istemediğimizde bizi istemediğimiz insana dönüştürebiliyordu. İstemeden bambaşka biri olabiliyorduk. Hayatın koşulları acımasızdı. Karanlık bir kuyuya düşmek, acımasızlığı kendine dost edinmiş kaderin pençesine düşmekten daha iyiydi. Gökyüzü kimi için mavi ve siyahtır. Kimi için sadece siyahtır. Ve o gökyüzünü aydınlatacak yıldız
kilometrelerce uzakta olsa bile ışığı ile karanlık geceyi aydınlatabiliyordu. Siyah sandığınız kadar kötü değildir aslında. Siyah masumiyetin simgesidir. Çünkü beyaz gibi birçok rengin karmasından oluşmaz. Saftır, temizdir. Gizler sizi herkesten, çoğu zaman da kendinizden. Bu yüzden siyah, biz yalnızların rengidir. Karanlığa mahkum edilmiş, kimsesizlerin rengi. Bir saatin ardından kaçındığım ve yüzleşmekten korktuğum acıların kapısının eşiğindeydim. Evimin önünde kapı çalınmadan açılmış kızarık gözlerle bana bakan Fatma teyze ile karşılaşmıştım. İlk defa kendimi bu kadar bomboş hissediyordum. Ne bir şey düşünmek ne de hissetmek istiyordum. Sadece Hira'yı istiyordum. Beni bu karanlıktan çıkaracak şebef ruzumu. Ezra oğlum, Eda nerede? Bulamadınız mı yoksa? Korktum o eşiği adımlayıp çaresizliğin ev sahipliği yaptığı boşluğa girdim. Yüzüme taktığım maske beni kurtaracak tek silahımdı. Bulduk, merak edilecek bir şey yok. Sadece korkmuş biraz. Dinlenmesi için bir süre tatile göndereceğim. Şükürler olsun Allah'ım. Allah senden razı olsun oğlum. Gözyaşları yeniden akmaya başlayan kadının omzunu hafifçe sıkmakla yetinmiştim. Merdivenlere doğru ilerlerken kalbim yorgunlukla çarpıyordu. Havadaki oksijen tükenmiş de nefes alamıyormuşum gibi ciğerlerim daralıyordu. Göğüs kafesim kalbime öyle bir baskı uyguluyordu ki kalbim pes edip patlamasından korkuyordum. Kapı kulpunu usulca kavrayıp bir müddet bekledim. Çırpınan ciğerlerime derin bir nefesi çekip içeri girdim. Hira'yı yatakta oturur pozisyonda duvara bakarken bulmuştum. Görmüştü demek. Onun kokusu ciğerlerime dolduğu anda nefes alabildiğimi idrak edebilmiştim. Benim oksijene değil Hira'ya ihtiyacım vardı yaşamak için. Bu nasıl bir muhtaçlıktı böyle? Ben Ezra Erdem, hayatım boyunca kimseye muhtaç olmamıştım. Ta ki onu görene kadar. Karanlığımı yırtıp tüm ışıltısıyla içime süzülene kadar. Usulca ilerleyip dağılmış yatağın üzerine yanına oturdum. Onun karşısındaki görüntüye baktım. Onun baktığı karşıdaki görüntüye baktım. Perdelerin arkasına gizlediğim çerçeve tümüyle ortadaydı. Varlığımın farkında mıydı bilmiyorum. Sadece karşısındaki çerçeveye bakıyordu. Eda'yı bulduk. Kafasını bana çevirmeden usulca başını aşağı yukarı salladı. Ben de aynı şekilde resim odaklandım. 1 Ekim, annemin doğum günü yemeğinden hemen sonra çekilmiş. Üzerimdeki kırmızı elbise kadifeydi. Takılarım babamın yakın arkadaşı Ekrem amcanın tasarımları. Hava fazla soğuk değil, hafif esintili. Uzun zamandır istediği opera için 2 bilet almıştım babamla kendisi için. Resimde gördüğüm kadının gözünün içi bile gülüyordu. Fakat yanında oturan aşık olduğum kadının gözünden bir damla yaş usulca yanağından süzüldü, içime düştü. O ağladı, ben alev alev yandım. Döktüğü her bir damla için kurban olur. Herkes o gözyaşına da kurban ederdim. Ezra dedi hıçkırırken. Daha ne kadar benim yüzümden biri zarar görecek. Ben acaba bugün ne olacak korkusuyla yaşayamıyorum. Hızla kollarım arasına alıp saçlarına bir öpücük kondurdum. Dayanamıyordum. Onu alarken görmeye dayanamıyordum. Bitti. İyi olacak her şey. Söz veriyorum sana. Ağlama artık Hira. Şu lanet dünyayı yakıp küllerini avuçlarına bırakmamı istemiyorsan sus. Olmayacak Ezra. Kollarım arasından çıkıp odanın ortasına doğru ilerledi. Adımı öyle bir telaffuz etmişti ki kalbim korkuyla sıkıştı. Onun gibi ayağa kalktım fakat olduğum yerde kaldım. Sanki dokunsam kaçacakmış gibi hissediyordum. Zorlamayalım. Kaşlarım çatıldı. Ne demek istiyorsun? Açık açık söyle Hira. Ellerini saçların arasına daldırıp yaşlı gözleriyle bana baktı. Alt dudağı titriyor, kızarmış gözlerinden inci tanesi gibi gözyaşları damlıyordu. Ezra, bizim birlikteliğimiz kimseye iyi gelmiyor. Biz ayrı kaldığımızda kimse zarar vermeye kalkmıyor bize. Ben bu korkuyla yaşamaktan bıktım. Her ne düşünüyorsan unut, anladın mı? Kaşları hayretle havalandı. Bir halt beceremiyoruz Ezra. Kendi mutluluğumuz için birilerinin zarar görmesine dayanamıyorum. Benim küçüğüm sadece Eda'nın kaçırıldığı için bu tepkiyi veriyorsa, tecavüze uğradığını öğrense. Düşüncelerimi susturup sakin kalmaya çalıştım. Bu benim için her ne kadar zor olsa da karşımdaki kadını kırmamak, kaybetmemek için sakin kalmalıydım. Yol yakınken bitsin Ezra. Sakin mi kalmalıyım demiştim. Unutun gitsin. Hira'nın kolunu hızla kavrayıp kapıya doğru sürüklemeye başladım.
Şaşkın ve korkmuş bakışları eşliğinde odadan çıkarıp paldır küldür düşmemesine dikkat ederek bir alt kata, odasının haricinde bir odanın daha bulunduğu kata indim. Ezra, bırak kolumu. Ne yapıyorsun? Yakarışlarını aldırmadan yerdeki parkeyi kaldırıp içine gizlediğim anahtarı çıkardım. Anahtarı deliğe yerleştirip kilidi açtım. Kendimle birlikte Hira'yı da odaya çektim. Uzun zamandır uğramadığım odada boğuk bir hava vardı. Karanlık odayı aydınlatmak için ışığı açtığımda Hira yüzüme bakıyordu. Ben ise ona bakmadan duvarlara çevirdim yüzümü. O da yeni fark ederek kafasını çevirdi. Yeşilliğinde boğulduğum gözleri ve öpmeye doyamadığım biçimli dudakları hafifçe şaşkınlıkla aralandı. Ezra? Gerisi gelmedi. Hızla inip kalkan göğüs kafesimle sinirle etrafımda döndürdüm duvardaki resimleri göstererek. Burada kaç fotoğraf var biliyor musun? Ben söyleyeyim. 5475 tane. 5 yıl boyunca peşine taktığım adamım bana her gün için 3 fotoğrafını yolladı. Neden 3 biliyor musun peki? Çünkü ben sana 3 saniyede aşık oldum. Lanet olası 3 saniye beni koca bir çıkmaza sürükledi. O 3 saniye bana seni verdi. Ben senin için birçok şeyi feda ettim Hira. Hem de hiç tahmin edemeyeceğin şeyleri. Ben senin için kendimi bile feda ettim be. Bu karşındaki adam var ya, sana köpek gibi aşık olan adam. Ben hayatımda ilk defa kendim için bir şey yaptım ve babandan seni istedim. İlk defa mutlu olabileceğimi düşündüm ben, dedim gözlerim dolarken. Ağlasam bile utanmıyordum. Karşındaki kadın beni benden alan, kendimi kaybetmemi sağlayan kadındı. Ondan utanacak değildim. Hem zaten erkekler ağlama saçmalığına da inanmıyordum. Çünkü en çok belki de erkekler ağlardı. Kim ne derse desin, biz de sevdiğimizde çok güzel severdik be. Ben senin nefretini bile göze alarak seni istedim. Seni karanlığımda kaybetmemek için çok çaba sarf ettim. Tüm cesaretimi ortaya koydum. Şimdi karşıma geçmiş pes ettiğini söylüyorsun. Ayrılalım diyorsun Hira. Hiç düşündün mü? Sen gidersen bu adam ayakta kalabilir mi? Elimdeki silahı çıkarıp Hira'nın anlamsız bakışları eşliğinde ona uzattım. Eğer illaki gitmek istiyorsan önce beni öldür. Çünkü sen gittikten sonra ben zaten öleceğim. Hiç olmazsa bu şekilde daha acısız bir ölümü bana çok görme. Gözümden bir damla yaş akıp yanağıma düşerken Hira hızla atılıp yaş yere düşmeden öpmüştü onu. Minicik kolları gövdemi sararken kollarım da ufacık bedenini sarmıştı. Kafamı boynuna gömüp derin derin nefesler aldım. Hıçkırıkları kulağıma dolduğunda defalarca öptüm saçlarını. Boynuna gizledim yaşamayı. Orada soluklandım. Orada nefes aldım. Bir gün ölecek olursam tam burada, yaşadığım yerde ölmek istiyordum. O silahı kaldır, lütfen. Varlığın yeni hatırladığım silahı belime yerleştirip kollarımı yeniden şebefruzuma sardım. Bir daha benden gitmeyi düşünme. Sesim saçların arasındayken mayışmış ve boğuk çıkmıştı. Geri çekilirken yüzümü elleri arasına alıp hala kızarık ve yaşlı olan gözleriyle gözlerime baktı. Sen de bana bir daha asla ölümden bahsetme. Sana bir şey olursa ben nasıl nefes alırım? Bir şey demeden sadece kollarıma çektim, sarıldım. Sadece sarıldım. İçimi hapsedip kendimle kaybetmek istercesine. Hira'dan. O günün ardından tam olarak 3 hafta geçmişti. Her şey tam olarak eski rayına oturmasa da genel olarak düzelmiştik. Son olayı atlatmam daha uzun sürmüştü. Yorulmuştum artık. Her yeni güne, bugün acaba başımıza ne gelecek diye düşünerek uyanmaktan hem yorulmuş hem de bıkmıştım. Eda o günden sonra eve gelmemişti. Ezra'ya sorduğumda bir süreliğine kafa dinlemesi için ona izin verdiğini söylüyordu. Fakat içimden bir ses bilmediğim şeylerin olduğunu söylüyordu. Fakat diğer bir ses de kurcalamamın daha kötü olacağını yakarıp duruyordu. Yanımda uyuyan Ezra'nın bedenimi sımsıkı saran kolları arasında dönüp ona baktım. Uyurken ne kadar masumdu oysaki bu adam. Bazen beni öylesiye korkutuyordu. Sinirlenince ve bir şeyleri kaybetme korkusunu hissettiğinde gözü dönüyordu. Alnına düşmüş kestane rengindeki saç tutamına uzanıp usulca geriye attım. Hafif uzamış kirli sakallarında ellerimi gezdirdim. Avuçlarımı karıncalandıran sakallarla hafifçe kıkırdadım. O esnada Ezra'nın uyku mahmuru sesini duydum. Bir daha yapsana. Kaşlarımı çattım. Neyi? Bir kez daha gülsene. Sesin zihnimi kazımaya çalışıyorum. Biçimli burnuna bir öpücük koydum. Uyku mahmur çıkan boğuk sesi içimde bir şeylerin erimesine sebep olurken
kirpiklerinde gezdirdim parmaklarımı. Sesimi zihnine kazımana gerek yok. Her zaman yanında olacağım için istediğini her an duyabilirsin. Sonunda gözleri açılmıştı. Allah'ım, sen benim aklıma mukayyet ol. Yeni uyandığı için hafif gözlerini kısmıştı. Çık elmacık kemiklerini kirli sakallı bir dantel gibi süslemişti. Sert yüz hatları belirgindi. Görüntüsü insan ilk görüşte ürküse de itinayla incelendiğinde ne kadar kusursuz olduğunu fark edebiliyordunuz. Kaşları ne çok kalın ne çok inceydi. Yüzü ve gözleri için özenle yerleştirilmiş gibiydi. Bu adama baktıkça bir yanım alev alev kıskançlıktan yanıyordu. Etrafında fırıl fırıl dönen kadınların elde etmek istediği bir adamdı. Ama diğer bir yanım ise mutluluktan çığlık çığlığa bağırıyordu. Çünkü bu adam sadece benimdi ve sadece bana aitti. Bana böyle bir ömür bakmanı her ne kadar istesem de kahvaltıya misafirlerimiz var güzelim. Kenan ve Oktay birazdan damlar, kahvaltı masasına dadanırlar. Hatta dadanmış bile olabilirler. Ah, ben tamamen unuttum bize kahvaltıya geleceklerini. Aceleyle önce Ezra'nın kolları arasından daha sonra yataktan ayrılıp banyoya koştum. Ezra ise kıçını dönüp uyumaya girişmişti. Ezra, Ezra'n kurban olsun sana. Yüzümüzü buruşturduk aynı anda. Nereden buluyordu bu adam bu tür şeyleri? Sultan abla dün yıllık izin istemeye gelmişti. Birkaç dakika sonra kendimi amcasını, baldızının, kızının düğünde çıkan kavgada buldum. Ah ah, Sultan ablaydı bu. Kendinizi her an her yerde bulabilirdiniz. Öyledir Sultan abla. Bazen ben de şaşırıyorum ne çabuk konu değiştirdiğimizi. Ama sen beyefendi kalkıyorsun ve derhal hazırlanıyorsun. Birazdan gelirler ya. Ezra oflayarak yerinden kalktıktan sonra yanından geçerken topuma bir şaplak indirmeyi unutmamıştı. Ben çalık atıp arkasından terliklerimi fırlatırken kahkaha atarak odadan çıkmıştı. Tam bir pisliksin Ezra Erdem. Arkasından her ne kadar bağırsam da duymadığına emindim. Sinirle banyoya girip elimi yüzümü yıkadıktan sonra dişlerimi fırçaladım. Geceden ördüğüm saçlarımı açtım. Duştan çıktıktan sonra ördüğüm için hafif dalgalıydı. Ellerimle gelişi güzel şekillendirip kıyafet odasına geçtim. İki yandan yırtmaçlı siyah uçuş uçuş olan eteğimle beyaz yarım bir tişörtü giyip ayağıma sandaletlerimi geçirdim. Takı olarak küpe ve uzun bir kolye seçip çok hafif bir makyaj yaparak işimi halletmiştim. Odadan çıkıp merdivenlerden inerken bahçeden gülüşme ve kahkaha sesleri geliyordu. Ezra'nın sesini duyunca homurdandım. Bu adam her defasında nasıl benden önce hazır olabiliyordu? Bahçeye çıktığımda herkesi bir arada görmek beni gülümsetmişti. Mira'nın da geldiğini görünce yanına gidip yanağına küçük bir öpücük kondurdum. Beni fark edince gülerek belime sarılmıştı. Hoş geldin kuzum. Hoş bulduk abla. Mira dün gece babamla birlikte Fransa'dan dönmüştü. Fakat annem orada bir süre anneannemle kalacaktı. Mira'dan ayrılıp suyu öptüm. Kızı Mavi her zamanki gibi annesine koala gibi yapışmış etrafa gülücükler saçıyordu. Onun da tombiş yanaklarına birer öpücük bıraktım. Hoş geldiniz hanımlar. Su gülerek Mavi'nin elini tutup salladı. Hoş bulduk de kızım Hira ablaya. Mavi huysuzlanınca pes edip annesinin boyuna saklanışına gülmüştük. Sedat'a ve Oktay'a hoş geldin dedikten sonra etrafta olmayan kavga ve gürültüden bir şeylerin eksikliğini hissetmiştim. Kenan yoktu. Hayır, Kenan buradaydı ama sessiz bir şekilde düşünceli düşünceli oturduğu şezlongdan havuzu izliyordu. Kaşlarım çatılırken neden bu halde olduğunu merak etmiştim. Bizimki aşık olmuş yenge. Oktay bir kolunu omzuma atarken Kenan'ı göstermişti. Kaşlarım bu sefer hayretle havalanmıştı. Hadi canım, bizim çapın Kenan mı? Aşık olmuş. Mor ineklerin var olmasından daha imkansız bir durum. Benim gülerek söylediklerime Oktay'ın kaşları çatılmıştı. Mor inekler zaten var. Saçmalama Oktay, mor inek diye bir şey yok. Oktay'ın yüzünde acı çeker gibi bir ifade oluşunca gülmemek için kendimi zor tuttum. Ne yani, ben şimdi yıllardır kandırılıyor muydum? Haykırıcasına sarf ettiği kelimelerle artık kendimi tutamamış gülmüştüm. Bizi dinleyen Mira gözlerini devirmişti. Ah işte şimdi başlıyorlardı. Doğru söyle, Ezra abi senin torpille mi tıp okumanı sağlıyor? Hayır yani, bu zekayla nasıl son sınıfa kadar geldin, inan anlamıyorum. Oktay Mira'ya yine Oktay'dan öğrendiğim Nur Yeşiltaş bakışını attıktan sonra kendini savunmaya geçmişti. Tabii bu çok geçmeden kısa çaplı bir tartışmaya dönmüştü. Onları orada bırakıp hala hazırlanmakta olan kahvaltı masasına ilerledim.
Her şeyin hazır olduğunu görünce seslenip herkesi kahvaltı masasına topladım. Mira ve Oktay birbirine ölümcül bakışlar atarak masaya otururken Kenan sessizce sandalyesine ilişmişti. Ezra'nın yanına otururken onu dürtüp Kenan'ı göstermiştim. Ağzına attığı kocaman salamı çiğnerken bana kaş göz işaretiyle ne oldu demişti. Ben de aynı işaretlerle Kenan'ı gösterdiğimde hala suratıma bakıyordu. Hayır, şu lanet olası mimikler bir bende mi işe yaramıyordu? Kenan'la ilgilen, dişlerimin arasından tıslarcasına söylediklerimle jetonu sonunda düşmüştü. Kenan ne bu hal oğlum? Kendine gel, bak seni böyle görmeye alışık değiliz. Masada kısa bir sessizlik olurken Kenan sıkıntı ile ofladı. Hayatımda ilk defa bir kız yaptığım onca şeye rağmen bana yüz vermedi. Üstüne bir de tokat attı. Herkes şaşkınlıkla Kenan'a bakarken o sadece elindeki peçeteyi katlıyordu dalgınca. Sen ve bir kızdan tokat yemek. Kimmiş bu yiğit? Oktay alay edercesine Kenan'a takılırken Kenan oralı bile olmamıştı. Adını bilmiyorum. Daha doğrusu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sadece çok güzel bir abi. Derin bir nefesi bırakırken hafifçe sırıttı. Ayrıca bence o tokatı hak ettim. Nasıl? Hepimizin merak ettiği cevabı öğrenmek için ilk su atılmıştı. Dostum, o tokadı harbi hak etmişsin. Kenan çatalı elini alıp kendini izlerken gözlerimi devirdim. Sedat bir elini Kenan'ın omzuna atarken sormuştu. Sıkıntıyla oflayıp kafasını elleri arasına aldığında halini acımıştım. Gerçekten fena çarpılmış görünüyordu. Hadi bakalım aşk acını sonra çek. Hatta bugün ne yapalım biliyor musunuz? Hafta sonu kaçamağı yapalım. Fethiye'ye gidelim. Bizim orada yazlığımız var. 2 gün kalırız, denize girer, stres atarız. Sonra da atlar uçağa döneriz. Suyun ortaya attığı fikre kimse ses çıkarmayınca ben de ona destek olup haklısın aslında, hepimiz için kısa bir tatil iyi gelecek dedim. Ezra'ya bakıp onay beklediğimde kafasını sallamakla yetinmişti. O zaman ben Ayhan'a söyleyeyim de uçağı hazırlatsın. Bir de bilet almakla falan uğraşmayalım. Ben de yazlığa bakan görevlimizi arayıp evi temizletmesini söyleyeyim. Su ve Ezra telefonlarını ellerine alıp gerekli olan şeyleri hallederken Mira'nın koluma dokunması ile ona döndüm. Abla, Rüya'yı da çağıralım mı? Ah, doğru söylüyorsun. Ara hemen hazırlansın. Geçerken onu da alırız. Mira beni onaylayıp telefonunu eline aldı. Kesinlikle çok eğleneceğimiz bir hafta sonu olacaktı. 2 saat sonunda tam kadro hazır bir şekilde yola koyulmuştuk. Rüya havalanına kendisi geçecekti. Mira için de kendi kıyafetlerimden ve bikinilerimden küçük bir çanta hazırlamıştım. Hadi bakalım, tatil yolcusu kalmasın. Su büyük bir heyecanla arabada Sedat'ın yanına yerleşirken ben de onun hala içinde yaşattığı çocuğa gülerek şoförün açtığı kapıdan geçerek koltuğa Ezra'nın yanına iliştim. Koltuğa oturduğum an eli elimi kavrayıp dudakları elimin üzerine öpücük kondurmuştu. Heyecanlı mısın? Gülümseyip kafamı aşağı yukarı salladım. Evet, Fethiye'ye senin ilk defa gideceğim. Dudaklarında küçük bir tebessümle beni kollar arasına çekip saçlarıma ufak bir öpücük kondurdu. Çok geçmeden havaalanına gelmiş ve kontrollerden sonra Ezra'nın hazırlattığı uçağa binmiştik. Tabii tek bir eksiğimiz vardı, Rüya. Trafiğe takıldığını ve 10 dakika içinde havaalanında olacağını arayıp söyledikten sonra onu beklemeye koyulmuştuk. Su ve Sedat kızlar Mavi ile ilgilenirken Oktay ve Mira telefonlarına gömülmüşlerdi. Kenan ise cam kenarına oturmuş pisti izliyordu boş boş. Ah, bu işi el atmam gerekti en kısa zamanda. Sıkıldım ben. Daha geç gelecekmiş arkadaşınız. Kenan huysuzlukla söylenirken topuklu ayakkabı seslerinin ardından Rüya görünmüştü. Geç kaldım, özür dilerim. Trafik fenaydı. Üzerinde buz mavisi yazlık mini elbisesiyle yine çok güzeldi. İki yanağın öpücük kondururken önemli değil dedim. Sanırım artık şizofren oluyorum. Baktım herkeste onu görüyorum. Kenan gözlerini ovalayıp Rüya'ya bakarken Rüya da gözlerini kısmış sinirle Kenan'a. Biz de anlamazca karşımızdaki ikiliye bakıyorduk. Senin burada ne işin var? Rüya sinirle bağırırken Kenan kahkaha atarak oturduğu koltuktan kalkmış, Rüya ile yanımıza gelmişti. Biriniz beni tokatlayın. Oktay oturduğu yerden Kenan'a tokat atınca Kenan dengesini sağlayamamış iki koltuğun arasına düşmüştü. Birkaç küfür savurunca gülmemek için zor tuttum kendimi. Kenan'ın söylediğiyle ben Mira'nın kulağını, Ezra da benim kulağımı kapatıp gelişi güzel bir tekmeyi Kenan'a savurmuştu. Lan beni deli etmeyin, kadınların olduğu ortamda dediklerinize dikkat edin. Alırım şimdi sizi ayağımın altına.
Fazla sakin ama ölümcül bir ses tonu kullanarak Kenan ve Oktay'ı tehdit eden Ezra'ya hayranlıkla baktım. Bir insan nasıl bu kadar mükemmel olabilirdi ki? Eseri böyleyse sanatkarı nasıldı kim bilir? Hey, aranızda ne geçti pek bilmiyorum fakat güzel bir tatil yapacağız. Lütfen kimse huysuzluk çıkarmasın. Rüya, kuzum sen Miran'ın yanına geç. Oktay sen de kalk oradan Kenan'ın yanına geç. Ortama el atıp oturma düzeni sağladıktan sonra ben de yerime oturup kemerimi bağladım. Yazardan. Uçaktan inmiş Su ve Sedat çiftinin Fethiye'deki yazlıklarına ulaşmışlardı. Ağustos ayının sonlarına doğru olmasına rağmen sıcaklar hala yerindeydi. Yazlık Ölüdeniz'e oldukça yakındı. Yaz aylarının sonlarında oldukları için çok fazla insan yoktu. Uzun zamandır gelmiyordum Fethiye'ye, özlemişim. Rüya etrafı hayranlıkla seyrederken telefonu ile fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyordu. Kenan ise onun her hareketini dikkatle izliyor, tekrar tekrar hayran kalıyordu. Sonunda yazlıktaki klimanın serinlettiği büyük salonda koltuklarda soluklanmaya başlamışlardı. Çok büyük ve ferah bir mekandı. Eşyalar modern ve birbirleriyle gayet uyumluydu. Yazlığın bir de büyük havuzu vardı. Bahçeye bakan bir teras. Terasın bir köşesine mangal yapmak için alan ayırtılmıştı. Bahçenin bakımlarının düzenli yapıldığı, ağaçların, çiçeklerin ve çimenlerin canlılığından belli oluyordu. Yazlığımıza hoş geldiniz. Suyun coşkulu sesine kadınlar hoş bulduk derken erkekler sadece kafalarını sallamıştı. Şimdi odaları şöyle ayarlattım ben. Ezra ve Hira birlikte, Rüya ve Mira birlikte, Kenan ve Oktay da birlikte kalacak. İtirazı olan Oktay ve Kenan anında el kaldırmıştı. Nedense hiç şaşırmamıştı Hira. Hakim Hanım, benim itirazım var. Bu goril yavrusu kılıklı herifle aynı odada kalmam ben. Horlar geceleri. Oktay Kenan'a virüslü bir varlık gibi davranırken Kenan en ölümcül bakışlarını atıyordu. Asıl benim itirazım var. Bu Oktay denen ornitorenk tipli varlıkla ben asla kalmam. Ama sizi de yormamak adına alternatif seçenek hazırladım ben. Ben Rüya ile kalayım. Oktay Mira ile kalsın. Dördü birden bu sefer itiraz etmişti. Kenan ve Rüya, Oktay ve Mira tartışma içine girerken salona kargaşa hakim olmuştu. Ezra ve Sedat bir köşeden onları bıkkınlıkla izlerken biri onların hallerine gülmekle yetiniyordu. Hissediyordu. En büyük aşkların nefretle başladığına inanan bir insan olarak ilerleyen zamanlarda çok güzel şeylerin olacağını hissediyordu. Sonuçta onların hikayesi de nefretle başlamıştı. Her ne kadar tek taraflı olsa da. Su sonunda dayanamamış ve bağırmıştı. Bu bağırışın ardından kızı Mavi irkilerek annesine bakmıştı. Babası onun bu şaşkın hallerine gülüp kucağına aldı. Yeter! Herkes dediğim şekilde kalıyor. Oktay ve Kenan, siz de isterseniz odada birbirinizi öldürün, umurumda değil. Otoriteyi ele alan Su, herkese kalacağı odayı göstermişti. Kenan ve Oktay her ne kadar somutsa da hiç olmazsa aynı yatakta yatmayacaklarını görünce bir nebze de olsun rahatlamışlardı. Mira ve Rüya ise hemen yanlarındaki odaya yerleşmişlerdi. Bu rüyanın her ne kadar hoşuna gitmese de Kenan hiç öyle düşünmüyordu. Ezra ve Hira ise çatı katında Ölüdeniz'i gören odada kalacaklardı. Hira odanın manzarasına tutulup bakarken Ezra valizleri yatağın kenarına bırakmıştı. Burası çok güzel. Hira gözünü manzaradan ayırmadan mırıldanmıştı. Ezra ise hemen arkasından ona sarılarak çenesini omzuna yaslamıştı. Senin kadar değil diyerek boyuna tutulu bir öpücük bırakmıştı. Bu kadın ne güzel kokuyordu öyle. Her öpüşünde ayrılmak zor geliyordu. Orası sanki nefesinin ana vatanı olmuştu. Ayrı kalmak acı veriyordu. Odanın bir de küçük bir balkonu vardı. Sürgülü kapıyı yana çekerek açıp balkona çıktılar. Çok hafif bir rüzgar esiyordu. Ağaçların ve denizin kokusu birbirlerine harmanlanmış, ferah bir koku oluşturmuştu. Derince içlerine çektiler bu kokuyu. Tabii Ezra için bir numaralı koku Hira'nın kendine özgü kokusuydu. Hayatında hiç uyuşturucu kullanmamıştı. Hatta sigarayı bile çok içmezdi. Ama bu kadının kokusu kendinden geçiriyordu onu. Bedenini ve düşüncelerini uyuşturuyordu. Etkisel hayata girmiş gibi oluyordu. Beyni ölüyor ama kalbi hala, hatta daha hızlı atıyordu. Hadi dışarı çıkalım. Zaten vaktimiz çok az. Zamanımızı güzel değerlendirelim dedi heyecanla Hira. Fethiye sokaklarını sevdiği adamla gezeceği için içine tarifsiz bir heyecan belirmişti. Genç adam ise onun bu hallerine gülerek karşılık vermişti. Tamam o zaman ben diğerlerine haber veriyorum.
sen de hazırlan, bir saate kadar çıkarız dedikten sonra kadının burnuna bir öpücük bırakıp odadan çıkmıştı. Hira ise son kez manzaraya bakıp odadaki banyoya yönelmişti. Her oda gibi burası modern ve çok şık dizayn edilmişti. Su gerçekten zevkli bir kadındı. Hızla duşunu alıp bavulunun başına geçti. Vakit akşam üstüne geliyordu. Bugün büyük ihtimal denize girmezlerdi. O yüzden mayosundan vazgeçip üzerine iç çamaşırlarını geçirdi. Ardından dizlerinin bir karış üstüne kadar yırtmacı olan, mor renkli uçuş uçuş olan ince askılı elbisesini giymişti. Ayakkabı tercihini sandaletten yana yapıp makyaj aynasının başına kuruldu. Hızla abartısı bir makyaj yapıp saçlarını yana alarak bol bir örgü yaptı. Duş alırken çıkardığı yüzüklerini taktıktan sonra tek taş küpelerini kulağına taktı. Az da olsa sıktığı parfümden sonra hazırdı. Çantasına telefonunu, cüzdanını ve bir miktar parayı koyup odadan çıktı. Merdivenlerden yeni inmişti ki bir odanın kapısı açılıp içeriden Rüya ve Mira çıkmıştı. Rüya siyah renk bir şort, üzerine ise ince askılı kırmızı bir bluz giymiş, kombinini dolgu topuk siyah ayakkabıdan yana kullanmıştı. Makyajı abartısız, saçları ise at kuyruğu şeklinde toplanmıştı. Mira'nın giydiği pembe, kalın askılı mini elbise ise tam yaşına uygundu. Sandaletleri ve açık bıraktığı saçlarını dudaklarına sürdüğü parlatıcı tamamlamıştı. İkisi de gerçekten çok hoş gözüküyordu. Hanımlar Fethiye'ye tatile geldik. Ortalığı kasıp kavurmaya değil. Üçü de sesin geldiği yöne baktıklarında su merdivenleri tırmanmış birileri kendilerine geliyordu. Üzerine giydiği kot şort ve beyaz bluz ile gayet çıktı. Saçlarını açık bırakmayı tercih edip makyajı olduğunca az yapmıştı. Ayağındaki dolgu topuklu ayakkabının renginde de bir küpe takmıştı. Dinime küfreden hatun Müslüman olsa, Mira'nın söylediğini herkes kıkırdarken Sedat'ın seslenmesiyle merdivenlere yöneldiler. Salonda oturan erkekler bakışlarını merdivene çevirdiklerinde hepsi şok olmuştu. Kadınlar fazla güzel ve çekici olmuştu. Hepsinin içi bir anda kıskançlık ve erkeksi bir sahiplenicilikle dolmuştu. Ezra gözlerini ayırmadan Hira'ya bakarken fazla sert ve çekici görünüyordu. Tabii belki sadece Hira öyle görüyordu. Bu ne hal? Kenan Rüya'ya sinirle bakarken Rüya ona boş bakışlarını atmıştı. Kenan haklı. Bu hal ne? Siz bizi katil mi edeceksiniz? Sedat Su'ya öfkeli bakmadığı halde göreni titreten bir bakışla bakıyordu. Su ise buna hiç etkilenmeden kocasına bakıyordu. Aşkım bakma öyle. Ne varmış hallerimizde hem? Sorun da orada ya. Bir şey yok üzerinizde. Kenan dişlerinin arasında Rüya'ya bakarak söylenmişti. Bu rüyanın her ne kadar sinirini de gitse onu sahiplenip koruması bir tarafının hoşuna da gitmişti. Ama çok küçük bir tarafının. Of abartmayın. Herkes Mira'ya baktığında dudaklarını büzüp omuz silkmişti. Kız haklı bakmayın öyle. Aşkım benim ve Mira'nın parmağında yüzük. Benim kucağımda ek olarak mavi ve yanımda sen olacaksın. Mira'nın yanında Ezra olacak. Oktay Mira'nın yanında, Kenan da Rüya'nın yanında olduğu sürece kimse dönüp yan gözle bile bakamaz. Hadi ama bu kadar maço olmayın. Suyun söylediklerine Oktay, Mira ve Rüya karşı çıkmıştı. Kenan ise halinden memnun bir şekilde gülümsemiş ve ben itiraz etmiyorum. Hatta şiddetle kabul ediyorum. Bence harika fikir, hadi çıkalım demişti. Her ne kadar erkekler Kenan haricinde bu fikirden hoşnut olmasa da Suyun çok iyi ikna yeteneği vardı. Ve çok geçmeden evden çıkılmıştı. Burada adım başı restorandı. Bu yüzden yemek yönünden sıkıntı çekmeyeceklerdi. Su ve Mira'nın üsteği üzerine Çin restoranına gitme kararı alınmıştı. Bu yüzden arabalara binip yola koyuldular. Gündüz olduğu gibi akşam da hareketli ve ışıl ışıl olan bir yerdi Fethiye. Çok geçmeden Fethiye'nin Barlar Sokağı'na ayak basmışlardı. Bu sokağı çok severdi Hira. Dövmecisinden tutun ayakkabıcısına kadar birçok mağaza mevcuttu. Aynı zamanda birçok bar ve gece kulübü de vardı. Kalabalık olan caddeye ilerleyip Çin restoranına girdiler. Su ve Sedat'ı gören bir adam gülerek onlara gelmiş ve selam vermişti. Onlara terasta caddeye bakan bir masa ayarlamıştı. Burada mekanlardan çıkan farklı müziklerin birbirine karıştığını duyabiliyorlardı. Cadde insan kaynıyordu. Vakit daha çok geç olmadığı halde gece kulüpleri şimdiden dolu gibiydi. Garson siparişlerini alıp yanlarından ayrılırken sohbete dalmışlardı. Rüya ve Mira, Su ile son zamanlarda olan gündemdeki dedikoduları konuşurken
Hira hiçbir fikrinin olmadığı konuları dinlemekle yetiniyordu. Kenan pür dikkat rüyayı izliyordu. Ezra, Oktay ve Sedat ise futbol hakkında klasik erkek muhabbeti ediyorlardı. Mekanda birçok kadının ve erkeğin gözü bu gruptaydı. Güzellikleri ve yakışıklıkları ile oldukça dikkat çekiyorlardı. Yerlerinde olmayı dileyen birçok kadın ve erkek bu gruba imreniyordu. Çok geçmemişti ki siparişler gelmişti. Su kızı Mavi için pirinç çorbası istemişti. Mavi ufacık elleriyle annesine itiraz edip çorbasını kendi içmeye çalışırken Hira'nın gözüne çok tatlı görünmüştü. Onu her gördüğünde içi büyük bir tutku ile doluyor ve anne olmak istiyordu. Ezra'dan olan bir çocuğa, hatta çocuklara annelik yapma düşüncesi onun başını döndürüyordu. Yemekler yendikten sonra caddeye inmişlerdi. Kalabalık daha da artmıştı. Ezra Hira'yı kolunun altına çekerken su kızı Mavi'yi bebek arabasına yerleştirmiş, Sedat ile birlikte sürüyorlardı. Birbirlerine çok yakışan bir çiftti bu ikili. Kenan ise rüyanın peşinden ayrılmayıp etraftaki akbabalara ölümcül bakışlar atıyordu. Oktay ise Mira'ya bakan birkaç oğlanın bakışlarını yakalamış ve çocuklara ters ters bakarak Mira'nın bileğine yapışmıştı. Genç kız ne olduğunu anlamadan telefondan kafasını kaldırıp bileğini tutan elin sahibine baktı. ''Ne yaptığını sanıyorsun sen be?'' Sinirle söylenirken Oktay'ın gözlerindeki sinir ürkmesini sağlamış ve tırnaklarını pençelerine geri sokmuştu. ''Arkada kalmasana kızım. Zaten giymişsin avuç kadar elbiseyi. Gece gece başıma iş açma.'' Sinirle söylenen Oktay'a tek bir bakış attı. ''Neden senin başına iş açacakmışım ben be? Kendimi gayet de koruyabilirim. Ayrıca elbisem ideal boyda.'' Mira ufak burnunu kibirli havaya kaldırırken olgun dudaklarını da büzüştürmüştü. Yaşıtlarına göre fazla dikkat çeken hatları vardı. Oktay ona bakmak yerine gözlerini kaçırıp bileğinden tuttuğu gibi grubun peşinden sürüklemeye başladı. ''O nasıl ideal boy lan? Millet bunu tişört olarak giyiyor.'' Mira onu duymazlıktan gelmişti. ''Bileğim acıyor.'' Oktay fark etmeden sıktığı bileği gevşetti fakat bırakmadı. Onun yerine elini avucuna indirip Mira'nın parmaklarının arasına geçirdi parmaklarını. Mira şaşkınlıkla ona bakarken o ise umursamazca omuz silkmişti. Etraftakiler sahipsiz sanıp başına üşüşmesinler diye. ''Şey etme yani.'' Mira sesini çıkarmadan onunla birlikte yürümeye başladı. Aslında çevredeki birkaç bakıştan o da rahatsız olmuştu. Bu yüzden kendi çıkarı için susmuştu. Sadece kendi çıkarı için yani. Başka bir şey için değil. Bir süre mağazaları geze geze ilerlediler. Daha sonra caddenin ortasında gördükleri ressamı ve çizdiği karikatür şeklindeki resimleri görünce ilgilerini çekmiş, o yöne yönelmişlerdi. ''Ezra, biz de yaptıralım, çok komik.'' Ezra'nın Hira'ya attığı ciddi misin bakıştan aldırmayan Hira, onu kollarından tuttuğu gibi küçük tabureye oturtmuştu. Kendisi de yanına oturarak resime güzel bir poz vermişti. Herkes gülerek Ezra'nın somurtkan ve sert yüzüyle Hira'nın gülümseyen yüzünü izlerken ressam ustalığını konuşturup ortaya fazlasıyla komik ama güzel bir eser çıkarmıştı. Ezra adama gerektiğinden fazla parayı verip resme kısa bir göz attıktan sonra yarım ağız gülmüş fakat çok uzun sürmeden eski sert yüzü haline geri dönmüştü. ''Az gülsen bir yerlerin yamulur sanki.'' Hira homurdanırken Ezra onu yeniden kolunun altına çekmişti. Bir çantacının önünde durduklarında erkekler bıkkınlıkla oflanmışlardı. Her ne kadar sahte olsalar da kadınlar için çanta dendiği an akan sular dururdu. Sedat kızı Mavi ile ilgilenirken Ezra da baba kızın hallerine gülüp duruyordu. Kenan ise yine rüyayı izliyordu. Oktay ise etraftaki kızlara çapkın bakışlar atarken bir barın kapısından çıkan uzun ve fizikleri Victoria's Secret mankenleri aratmayacak kadınlara bakmıştı. Yüzlerini saçlarından dolayı göremese de giydikleri elbise fiziklerine tam oturmuştu. Analar neler doğuruyor be Kenan? Kenan'ı dürterken Kenan oralı bile olmamıştı. Bu sefer daha sert dürtmüştü. Lan kime diyorum? Kenan sinirle ona baktığında ileride duran kadınları göstermişti. Sağdaki benim, soldaki senin. Kenan kadınlara bir saniyeden daha az bakıp rüyayı izlemeye devam etti tekrardan. Onun bu hareketine Sedat, Ezra ve Oktay fazlasıyla şaşırmıştı. İkisi de senin olabilir. Ben ilgilenmiyorum. Oktay şaşkınlıkla Kenan'a bakarken kadınlara döndü. Şu hatunlara nasıl bakmaz? O esnada kadınlar da kendisine dönmüştü. Ezra ve Sedat dayanamamış, Oktay'ın hüsrana uğramış haline gülmüşlerdi. Oktay ise sadece başka zaman abla inşallah diyerek önüne dönmüştü. Sanırım tüm playboyluk hayatım şu dakika son buldu.
Ben bu travmadan bir süre çıkamam. Oktay'ın söyledikleriyle Ezra ve Sedat daha çok gülmeye başlamıştı. O sırada yanlarına gelen Hira, Su, Mira ve Rüya onlara tuhaf bakışlar atıyordu. Ne oldu? Hira Ezra'yı güldüren şeyi merak ederken nişanlısının kolunun altına sokulmuştu. Oktay'ın playboyluk hayatı sona erdi de ona gülüyoruz diyen Ezra'ya Oktay, abisinden öğrendiği bakışları atmaya çalışmış fakat etkili olamamıştı. Bunu fark eden Hira derin bir iç çekmişti. Olmuyor Oktay, olmuyor. Ben de çok denedim ama bakamıyorum öyle. Kaşımız gözümüz yamuluyor, felçli gibi oluyoruz. Oktay Hira'yı onaylarken gecenin geri kalanı sakin ve güzel geçmişti. Yazlığa geldikten sonra herkes odasına çekilmişti. Hira balkondaki terasa çıkmış, doyamadığı manzaraya bakınıyordu. O sırada Ezra yanına gelmiş ve omzuna ufak bir öpücük kondurmuştu. Hep burada mı kalsak? Ezra kafasını ana vatanına, Hira'nın boyun girintisine yerleştirirken sessizce mırıldanarak onu onaylamıştı. Fazlasıyla uykusu gelmişti ve bu kadının kokusu bu uykuyu daha çok tetikliyordu. Onun uyku sersemi hallerini fark eden Hira gülerek kolları arasında ona dönmüştü. Adamın kafası yeniden aynı noktaya gömülürken Hira gıdıklanıp kıkırdamıştı. Bir gün ölürsem beni buraya gömsünler meleğim. Ezra'nın sessiz fısıltısı Hira'nın kaşlarının çatmasına sebep olmuştu. Hani bir daha ölmekten söz etmek yoktu? Bunu düşünmek istemiyorum Ezra. Yokluğunu düşünmek istemiyorum. Ezra bir şey demeden kafasını girintiden çıkarıp sevdiği kadının gözlerine baktı. Ben zaten sen her güldüğünde, bana her aşkla baktığında, ben her öptüğünde ölüyorum be güzelim. Bundan daha güzel ölüm mü olur bana? Nefes aldığı dudaklara kapanırken dudakları yavaşça belinden tutup içeri sokmuştu kadınını. Onlar aşklarını saran tutkuyu dudakları arasına hapsedip birbirine aktarırken karanlık gecenin haince gizlediği tehlike tüm acımasızlığı ile onları izliyordu dudaklarındaki hain gülümsemeyle. Yakında, çok yakında her şey vizyona girecekti. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.